Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma 'allamtana innaka entel alimul hakim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul 'uqdatan min lisani yefkahu kavli ve ufevvidu emri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Euzu billahi'l azim ve bi vecihil kerim ve sultanihil kadim min şerri şeytanirracim. Elhamdülillahi'llezî arsala rasûlehu beşîran ve nezîran. Vessalâtu vesselâmü alâ men ahya'd-dîne ba'de en kâne esîran. Ve alâ âlihi ve ashâbihi'l mukaddimîn alâ'l hayri ve lev asîran. İ'lemû enne afdalel kitâbi kitâbullah. Ve afdalel hedî hedî Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve şerrel umûri muhtesâtühâ ve kulle muhtesin bid'ah ve kulle bid'atin dalâleh ve kulle dalâtin fî'n-nâr. Ve bi senedil muttasil en nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal. Eskalu şeyin fi mizanil mu'min hulukul hasen. Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cümle peygamberler aleyhi salavat ve teslimatın ehli beyt el ashab etbalar rıdvanullahi teala aleyhi mecmainin bil cümle mümin ve Müslüman kardeşlerimizden irtihal darbaka edenler rahmetullahi aleyhi mecmainin hasreten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyad'ın Gümüşhanevi ve üstazlarının kendisinden feyiz aldığımız ilim hasrettiğimiz üstazlarımızın meşah efendilerimizin hazırun ve dersimizi dinleyen cemaat kardeşlerimizin geçmişlerimizin ervah için el Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. Eskalu şeyin fi mizanil mu'min. Müminin terazisinde en ağır, sevabı en çok olan, Allah tarafından en çok sevilen amellerin başında hulukun hasen, güzel ahlak gelir, güzel huy gelir. Güzel huy, iyilik yapmak neticesini doğurur. Güzel huylu olmayan adam iyilik yapmasını beceremez, yapmaz. Böyle bir şey kendinden gelmez. Güzel işler Allah'ın emirlerine uygun, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetlerine uygun güzel işler kötülükleri giderirler. Kur'an-ı Kerim'de Hud suresinde innel hasenat yüzhibne seyyiat. Güzellikler, güzel işler, güzel davranışlar, güzel ameller, güzel sözler kötülükleri giderirler. Güzel iş işlediniz mi? Yapılan kötülüklerin kalpte meydana getirdiği kara lekeleri güzel davranışlar, güzel sözler siler, giderirler. Allah Celle Celaluhu öyle söylüyor, öyle buyuruyor. Şimdi böyle olunca güzel ahlak temeli bunu. Güzel işli yapmak güzel ahlaka dayanıyor. Güzel işler de kötülükleri temizliyor. Öyleyse güzel ahlak, güzel huy Allah-u Teala Hazretlerinin rahmetinin dizgini demektir. Zimamı demektir. Şimdi Allah Zülcelal Hazretlerinin rahmetini kazanmanın yolu güzel davranışlarda bulunmak. Güzel davranışlar yapmak güzel huya bağlı. İşte kimde güzel ahlak varsa Allah'ın rahmetinin dizginini yakalamış demektir. Allah'ın rahmetine erecek yolu, başlangıcı yakalamış demektir. Allah Zülcelal Hazretleri rahmetini bir insana akıttığı zaman, rahmet hazinelerinden bir insana bol bol ihsan ettiği zaman dünyada da cennet hayatı yaşar. Güzel huylu insanı en yakınları sever, komşuları sever, hemşerileri sever, ülkede aynı vatandaş olanlar sever, insanlar sever. Böylece insanların sevdiği insan dünyada mutlu olur. Dünyada cennet ehlinin hayatını yaşar. Onun için Allah Celle Celaluhu'dan güzel huy istemeli. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de öyle buyuruyor. Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Peygamberliğimin amacı güzel ahlakı yeryüzünde hakim kılmak. Güzel ahlakı hakim kılınca
hep davranışlar güzel olacak. Güzel davranışlarında Allah'ın rızasını kazandırdığı için Allah'ın rahmeti sağanak sağanak o insanlara yağacak. Mutlu bir dünya olacak. Efendimizin zaten hedefi rahmeten lil alemin, bütün insanları mutlu kılmak. Onun için hedefi o. Temelinde güzel ahlak buyuruyor. Onun için en ağır gelecek olan mizanda güzel ahlaktır. Allah bize hep güzel ahlaklı olmayı nasip etsin. Güzel ahlak nedir? Kısaca tarifi gelecek, hadislerle gelecek, detaylarını peygamberimizden öğreneceğiz ama güzel ahlak İslam'a göre güzel ahlak peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme uymaktır. Güzel örneğimiz odur Kur'an-ı Kerim'e göre. Hazreti Ayşe'nimize sormuşlar peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahlakı neydi diye. Kur'an'dı buyurmuşlar. Demek ki İslam'da güzel ahlak peygamberimiz gibi yaşamak. Peygamberimiz gibi yaşamak da ne? Kur'an ahlakıdır. Kur'an ahlakı ne? Allah'ın ahlakıdır. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanınızın sözünün anlamı da budur. Kur'an emirlerine uygun yaşadınız mı? Peygamber'e bağlanırsınız. Peygamber'e bağlandınız mı? Kur'an'ın emrettiği şeyler yaşarsınız. Dünya ve ukbada en mutlu insan olursunuz. En mutlu insan olursunuz. Evet şimdi mizan... Biz buna inanıyoruz. Bu dünya sona erecek. Bu dünyadan sonra bir sur üflenecek, dünya sona erecek. Ondan sonra belli bir süre geçirecek. İşte bazılar diyorlar 40 gün, bazıları 40 ay, bazıları 40 yıl. Bilmiyoruz. Bunlar gayb alemi, tahminler. Ondan sonra ikinci bir sur üflenecek. İsrafil Aleyhisselam'ın görevi bu. Bütün insanlar dünyanın neresinde olursa olsun dirilecekler. Dirilecekler ve mahşer denilen yerde toplanacağız. Orada dünyada yaptığımız amellerin hesabını vereceğiz. Allah-u Teala Hazretlerinin mutlak hakimliği karşısında bütün insanlar hesaba çekilecek ve haklar ödeştirilecek. Hak sahiplerine mükafatlar verilecek. Eğer tevbe etmemişse, Allah'ın affına uğramamışsa, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaatine ermemişse, böyle insanlar da dünyada yaptıkları kötülüklerin karşılığını, hesabını, cezasını görecekler, verecekler. Biz buna inanıyoruz. İşte bu, burada ameller tartılacak. Tabii bu önümüzdeki bakkalın terazisi değil, mizan terazi demek ama ahiret aleminin ölçüleri dünyadan tamamen farklı. Buradakiler işte kitap dediniz mi böyle bir kağıda yazılmış yazılar akla geliyor. Masa dediniz mi işte böyle bir tahtadan çakılmış şeyler. Gözle görülebilen, elle tutulabilen, ölçüye tartıya giren şeyler. Laboratuvarda tatbikat yapılabilen şeyler akla geliyor. Ama ahiret alemi böyle değil. Buradan çok farklı. Ama Allah Celle Celaluhu insanlara anlatmak için terazi kelimesini kullanıyor. Mizan, terazi, amellerin tartılması olacak. Nasıl olacağını biz bu tartılmayı yine vel veznü yevme izin o gün tartı hak. Öyle. O Kur'an'da ayet var. Ama bu bakkal terazi değil tabii. Ama böyle bir tartı var. Ameller tartılacak ve amellerin içerisinde hasenatı, güzellikleri çok olan ki güzelliklerin temeli güzel ahlak. Güzel ahlaklı olan insanların amelleri güzel olacak. Bunlar tabii kazanacaklar. Mahkemeyi kazanacaklar, beraat edecekler. Böyle defteri güzel şeyler yazılmış. Ahlakı güzel, hep güzel işler işlemiş ömrü boyunca. Kimseyi incitmemiş, kimseyi haset etmemiş, kimseye buğz etmemiş, kim beslememiş. Ben Allah'ın yeryüzünde halifesiyim. Allah bütün insanlara iyilik ediyor. Ben de onun halifesi olarak iyilik yapmak için dünyaya geldim. İyilik meleğiyim ben. O inançla yaşamışsa bir adam hep amel defterinde güzellikler var. Defteri zaten verildiği zaman mahkeme kübra kurulmadan evvel iyilerin defteri sağından veriliyor. Alır almaz Kur'an'da var bu. Ha umukra'u kitabiye. Arkadaşlar, hemşerilerim, akrabalarım, dayılarım, amcalarım, arkadaşlarım. Bakın kitabıma. Ne kitapmış ama.
Ha umukravu kitab ya, okuyun bakın bakın ne güzel diye zaten sevinecek. Zaten sevinecek. Böyle bir defterle mahkeme huzuruna giren tabii yüzü ak çıkacak, beraat edecek. Ondan sonra da cennete, sevdiği Muhammed Mustafa'ya ve en büyük arzusu olan Allah'ın rızasına ve cemal-i ilahi mazhar olacak. Allah bize bizi bunlardan eylesin. Bunun için bize yardım eylesin. İşte bunun temeli, güzel ahlaklı olmak. Güzel ahlaklı olmak, Peygamberimizin davranışlarını örnek almak. Onun gibi yaşamaya çalışmak. O ne yaptıysa yapmak. Nasıl giyindiyse giyinmek, nasıl oturduysa oturmak, nasıl yediyse yedin, nasıl konuştuysa, nasıl yürüdüyse, buraya varıncaya kadar, detaylara varıncaya kadar her işte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i örnek almak. Allah'ın emri bu. Yani sadece namazda, abdestte, şurada burada örnek alın. Yok, genel ifadedir. Her konuda çocuk sevmekte bile. Evet, yetim nasıl sevilir? Peygamberimizin yetimizi sevmesi var, usulü var. Öksüzü sevmesi usulü var. Ona varıncaya kadar öğreneceğiz. Ve her konuda onun yaptığı gibi yapacağız. Böyle olunca da Allah'ın rahmeti sağanak sağanak üstümüze akacak. Böyle insanlardan oluşan toplumun üzerine de rahmet, bereket yağacak. Mutlu olacaklar. Onun için mizanda müminlerin sevabı en çok olanı güzel ahlaktır. İnna Allaha yubghidul fahişel mütefahhişe. Şimdi bunu bir ters anlamıyla, mefhum muhalifiyle Peygamberimiz bir ölçüde açıklıyor güzel ahlak. İnna Allaha yubghidul fahişel mütefahhişe. Allah Celle Celaluhu elbeziyye. Allah Celle Celaluhu işi ve sözü çirkin olan ve hayasızca konuşan kimseye buğz eder. Şimdi hep bunlar imana bağlı. Allah'a inanmaya bağlı, peygamberi sevmeye bağlı. Yunus Emre diyor ya, dış yüzüne o sızar, içinde ne var ise. Bir adamın içerisinde peygamber aşkı, sevgisi varsa, Allah inancı varsa, o kalp mutludur. Dilinden mutluluk akar. Gözünden mutluluk saçılır. Elinden mutluluk dağıtılır. Mutluluğa yürür, mutluluğa koşar. İçi mutludur. Selamete ermiştir. Onun için mesela Yunus'a diyorsunuz, ballar balını buldum, kovanım yağma olsun diyor. O kadar mutlu. Rüzgar ne taraftan eserse essin, artık onu kimse üzüntüye sokamaz. O mutluluğu yakalamıştır. Gerçek mümin böyle olur. Böyle bir adam konuşursa Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi. Hiç hayatında kimsenin kalbini kırmamış Peygamberimiz. Hangi durumda olursa olsun benim şu işimi görüver deseler hayır dememiş. Çünkü bir adama gitmişsiniz, şu işimi görüver, şöyle bir ihtiyacım var demişsiniz. Hayır dediğiniz zaman senden bir şey bekleyerek, umutlanarak gelmiş adama hayır yapamam dediniz mi üzülür. Peygamberimiz hayatını kimse üzmediği için, hep güzel söylediği için, güzel söylemek onun her şeyi, hayatı üzü olduğu için diyorlar ki sadece namaz kılarken eşhedü en la ilahe illallah. Sadece orada la dedi. Başka yerde kimseye gönlünü kırmamak için, üzmemek için la demedi. Hangi durumda olursa olsun ama iki eli kanda olsa birisi gelse, şu işim görüverirse kendi işini bırakıyor. Tamam diyor. Peki diyor. Peygamberin ahlakını anlatmaya çalışıyoruz. Daha Müslümanlar azdır. İslam'ın ilk devirleridir. Birkaç kişiden ibaret. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kabe-i Muazzama'ya geliyor. Müşrikler de orada toplanıyorlar. Şimdi Arapların da yani bizimki gibi Boğaziçi'ne bilmem ne mesirelik yerler yok onların. Çöl orası. Gelip gidecekleri şimdi Arapların da koptular mı Kabe'ye geliyorlar. Halen öyle. Hatta çoluk çocuk geliyorlar. İşte orada biraz yanlış oluyor.
Çünkü bebeleri de getiriyorlar. Onlar da Kabe'nin içinde tabii şimdi kalabalık zamanda gelemezler de böyle boş zamanlarda koptular mı oraya geliyorlar. Çoluk çocuk koşarken de orada çişini ediyor. Harman yeri gibi, oyuncak yeri gibi oluyor. Yani eskiden beri Araplar boş kaldılar mı Kabe'ye gidiyorlar. O zaman Kabe'nin içi putlar dolu ama putlar putperestler tarafından da seviliyor. Ama yanlış yolda seviliyor. İşte orada toplanmışlar. Peygamberimiz de orada gelmiş. Kabe'nin ziyaretini yapmış. Tefekkür içerisinde işini yapmış. Giderken bir çocuğun babası ölmüş. Yetim kalmış. Küçücük bir çocuk. 3-4 yaşlarında. Bütün mallarını Ebu Cehil almış. El koymuş. Zengin adam. Ne dese kimse ona dur diyemiyor. Şimdiki dünyada da var ya, biliyorsunuz çok zengin olanlara kimse dur diyemiyor. Para her kapıyı açıyor diyorsunuz ya siz. Şimdi tabii bir mümin açısından dünya göçüyle böyle para her kapıyı açsa da mümin açısından her kapıyı para açmaz. Allah açar. Allah'ın sevgili kulu olduğunuz zaman her kapıyı Allah açar insanı. Tabii bu bir seviye meselesi. Neyse. Zengin olduğu için kimse bir şey diyememiş. El koymuş zavallının mallarına. Aç kalmışlar. Sormuş. Annesi işte aç kalınca demiş ki bizim mallarımızı Ebu Cehil aldı. Çocuk saf. Gitmiş Ebu Cehil'e. O da orada Kabe'nin etrafında kalabalık toplanıyorlar dedik ya. Onların yanında varmış. Demiş ki çocuk babamın mallarını sen almışsın. Ver demiş. Çocuk saf saf. O da çok böyle kibirli, gururlu kahkaha atmış. Demiş ki senin gibi böyle demiş baldırı çıplakları, kimsesizleri peşine takan bir Muhammed var. Git demiş hakkını ondan al sen. Hakkını ondan. Çocuk ona da inanmış. Saf çocuk ne bilsin onun ne maksatla söylediğini. Peygamberimiz de Kabe'yi ziyaret etmiş. Giderken demişler işte bu. Onun dediği adam bu. Varmış peygamber. Daha birkaç kişidir Müslümanlar. Hani hangi durumda olsa olsun kimseye hayır dememiş sözüne delil getiriyorum. Çocuk varmış peygamberimizin eteğini tutmuş. Demiş sen demiş Muhammed'sin değil mi? Evet. Ebul Kasım'sın değil mi? Evet. Benim babamın mallarının haklarını sen alıverecekmişsin. Öyle söylediler. Senin baban malları haklarınız kimdeymiş? Ebu Cehil'de. 3-4 kişidir. Ebu Cehil çok zengin adamdır. Sözü son derece geçkin adamdır. Ve etrafı çoktur. Olur demiş alıverim. Çocuğu önüne düşürmüş. Ebu Cehil'e hadi demiş gidiyoruz. Tek başına. Hayır yok peygamberde. Varmış Ebu Cehil'e bu çocuğun hakkını ver. Hemen davranmış. Kese kese çil altınları çocuğa teslim etmiş. Demiş ve almış gitmiş peygamberimiz. Demişler ki yanındakiler amma demiş yüksek perdeden atıyordun ha. Çocuk geldiği zaman senin gibi baldırı çıplakları kimsesizler peşine takan Muhammed var. Ebul Kasım var git ona dediğin zaman çok şöyle gevrek gevrek gülüyordun kahkahalarla. Hayrola demiş bir kelimeyi söyler söylemez hemen paraları, altınları saydın, çocuğa verdin. Bu ne yürek korkaklık, bu ne yüreksizlik. Yok yok demiş, ben o çocuktan korkmadım. Bir rivayete göre muazzam bir alev. Neredeyse üstüme geliyordu, yakıyordu. Bir rivayete göre azgın bir deve, köpükler saçıyordu, neredeyse beni ezecekti. Ondan kurtulmak için paraları verdim diyor. Ve bu adam inanamıyor. Çünkü nasipsiz adam, penceresi kapalı adam. Bunu görüyor ama Muhammed Resulullah diyemiyor. Onun için bizler Allah iman nasip etmiş. Böyle bir olaya şahit olmadan gaybe inanmışız. La ilahe illallah, Muhammed Resulullah diyebilmişiz. Ne mutlu insanız. Allah'a binlerce, yüz binlerce, milyonlarca şükürler olsun. Allah bizi bu kelimeden ayırmasın. Evet hemen şimdi peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem bakın kalpleri üzmemek için kimse hayır demiyor. Son derece nezaketli konuşuyor. Bir arkadaşıyla ortaklık kurmuşlar.
peygamberlikten önceki dönemde arkadaşı randevuleştiği saatte gelmiyor peygamberimizin dediği yere. 3 gün beklemiş peygamberimiz. Söz verdik diye. Peygamberimizi anlatmaya çalışıyorum. Ahlakı nedir? Güzel ahlak nedir? 3 gün biz böyle bir durumda arkadaşımız gelmese 3 gün beklesek gelir gelmez herhalde Allah sana iyilikler versin demeyiz herhalde. Bir şeyler söyleriz. Allah bizi ıslah etsin. 3 gün sonra gelmiş adam unutmuş, aklına gelince koşmuş. Peygamberimizin ahlakını biliyor. Bakmış peygamberimiz söylenen yerde bekliyor. Özür dilerim demiş, unutmuşum. Bana kızdı mı? Yok yok demiş. Başına bir iş geldi mi diye merak ettim demiş. Kızmak ne kelime? Allah bizi ıslah etsin. Evet, peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle. Hani o anda mesela ağzından pis kelimeler, küfürler herkes çıkarıyor ya, sen adam mısın filan filan diye başlıyorlar her türlü şeyi. En yakın dostuna bile böyle bir durumda hemen adam sıralayıveriyor. Peygamberim hayır demiş, merak ettim başına bir iş mi geldi acaba diye meraklandığını söylemiş. Kızmadığı gibi peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz namaz kılarken bir çöl bedevisi gelmiş. Camide namaz kılıyor. Gelmiş, tutmuş edenden sarsmış böyle. Ya Muhammed demiş, Allah'la işini sonra gör. Ben ta çölden geldim, benim işim acele. Önce benim günü gör. Çöl bedevisi bu adam. Evet, oradakiler tabii sahabiler koşmuşlar, hemen adamı yiyecekler. Selam vermiş. Gülerek demiş ki, söyle ihtiyacın ne, siz durun bakalım, geri durun. İhtiyacın ne evladım? Söylemiş, görüvermiş. Hiç kızmak ne kelime? Azarlamak, ben namaz kılıyorum böyle zamanda da olur mu? Mesela biz geçen de burada konuşurken bir amca geldi. Dersin arasında el öpülür mü ya? Değil mi? Ama işte biz, Allah bizi ıslah etsin. Sırası değil diye adamı şöyle kenarda dur, sırası değil dedik. Bir mektup yazmış bana. Sen bu makamlara yükseldin ama Allah'tan da büyüksün, bana bir elin öptürmedin diye böyle bir, ya benim derdim ne, adamın derdi ne. Allah bizi ıslah etsin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem her durumda hiçbir kalp kırmıyor. Bu çok önemli bir şey. Ahlakı bu. Böyle ağzından pis kelimeler, kötü kelimeler, küfür kelimeler, hep de böyle uşkur peşkir, müstehcen kelimeler. Ne demek efendim, ne demek? Son derece hayalı. Kabe'yi tamir ettiği zaman, tamir ettikleri zaman işte anlattık sizlere. Hacer Esved taşını koymaya gelmiş sıra, peygamberlikten evvel 35 yaşındayken neredeyse birbirlerini yiyecekler. Herkes o taşı çok seviyor. Ben koyacağım, ben koyacağım, ben koyacağım. Bakmışlar birbirlerini harp edecekler neredeyse. Demişler durun, yaşlı bir adam, durun durun demiş. Şimdi şu karşıdan bir kim çıkarsa onu hakem tayin edeyim, o ne derse olsun. Oh demişler ya, birbirimizi öldürecektik neredeyse. Gele gele çıka çıka bir Muhammed Resulullah çıkmış. Oo demişler, Muhammedül Emin geliyor. Kendine güvenilir, hep doğru dürüst bir insandır. Edepli, hayalıdır. Son derece nezaketli ve akıllı adamdır. Ne de güzel tesadüf, onlara göre tesadüf. Çok sevinmişler. Peygamberimiz problem nedir? Budur. Bir sergi istemiş, taşı koymuş. Hadi tutun ucundan, hepsi bütün kabileler tutmuşlar. Taşı taşıttırmış. Çekilin geri. Almış taşı yerine o koymuş. Şimdi inşallah siz hacca gidersiniz. O taşı öpmeyi Allah nasip eder veya selamlamayı nasip eder. Şefaat edecek çünkü selamlayanlara, öpenlere. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de öpmüş. O taş size orada kütüğe kaydediyorlar gelenleri. O taş pek Muhammed Mustafa koydu. Koyduğu yerde duruyor. O taşın önüne peygamber bastı. Yani orada varırken itiş kakıştan, kavgadan bunları hiç düşünmemezlik etmeyin. Peygamberin ayağının bastığı yerde duruyorum diye bunları düşünün. Hazır ola geçin biraz. Şöyle vakur olun biraz. Ağırbaşlı olun, düşünceli olun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz de böyle, kadın birisi gelmiş, kadın demiş ihtilam olur mu? Olur demiş. Nasıl? Suyu görünce. Nasıl diyor kadın şimdi.
Peygamberimiz kıpkırmızı olmuş. Peygamberdir. Ehl-i balık insandır. Kıpkırmızı olmuş. Hayasına bak, edebine bak. Ayşe anamız kadını yakaladı, çekil şuradan demiş. Peygamberimizi kızarttın yüzünü bak, utandırdın, terlettin. Çekmiş odaya, anlatmış. Böyle olur, böyle olur. Anlatmış. Yani kadına böyle meseleleri böyle açıklamaktan bile yüzü kıpkırmızı olmuş. O kadar edepli, hayalı. Taşı koyarken de üstü açıldı zannıyla bayılmış düşmüş. Öyle edepli. Öyle kötü kelimeleri, müstehcen kelimeleri, hep baba kelimeleri. Hayvan, eşek, bilmem şimdi diyorsun ya domuz, domuz. Güya samimi. Arkadaşına domuz, neredeydin domuz? Ya domuzu pek hor görmeyin. Evet etim eti yenmez ama her yaratılan Allah'ın yarattığıdır. Ne diyor güzel insan? Yaratılanı hoş gör, yaradandan ötürü bil. Hayvanların tesbihleri vardır. Hiç aksatmazlar. Domuzun da tesbihi var. Sen sevmesen de onun da Allah dediği Allah'ı var, tesbihi var. Hiç aksatmıyorlar. Sadece insanlar zalimdir. Verilen görevi aksatıyorlar. Eşref-i mahlukattır. Bütün yaratıklar insanın emrine verilmiştir. Akılla, iman tacıyla şereflendirilmiştir. Ama bu insan, hepsinin başına verilen insan zalimdir, zulmeder, görevini yapmaz. Hayvanlar görevini hiç aksatmaz. Domuz da buna dahil hiç görevini aksatmaz. Hiçbiri. Onların zikirleri bitti mi, ölümleri öyle oluyor. Tesbihleri bitti mi, orada kalıyor. Evet, böyle Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kimseye böyle domuz demek, işte fahiş kelam, mütefahiş, sevmez Allah diyor. Bakın, innellâhe yubgidul fahişel mütefahişel bedî. Bu kelime ne için söyleniyor? Onun çirkin bir adam olduğunu söylemek için fahiş bir kelimedir. Ben şimdi öteki küfürleri söylemiyorum. Burası küfür kürsüsü olmadığı için. Onlar da söylüyorlar. Bir tehlikeli söz. Çok samimi çocuklar mesela, samimi arkadaşlar. Randevuya geç geliyor. Ulan gavur neredeydin? 10 saattir bekliyoruz. 10 saat değil ya. Mesela 15 dakika beklen. Ulan gavur neredeydin? Bakın tehlikeyi size arz ediyorum. O da falan gülüyor. Bir insan kendisine gavur dendiği zaman gülerse onu kabullenmiş demektir. Bir beis, bir zarar görmüyor demektir. Sen bir Müslüman olarak gavurluğu kabul eder misin? Kafirliği kabul eder misin? Derhal tavır alman gerekiyordu. Bir dakika arkadaşım. Tamam sen benim arkadaşım ama bana gavur diyemezsin. Ben Müslümanım. Müminim ben. Demesi gereken o da gülüyor. Güde o şaka yapacak güya. Evet bunu çok yapıyorlar. Yetişkinler de yapıyor. Gençler de yapıyor. Böyle pis kelimeleri, kötü kelimeleri Peygamberimiz sevmiyor. Allah buğz ediyor bakın. Fahiş, mütefahiş bu demek. Hani müstehcen, göbekten aşağı kelimeler. O konuştukça bunları söyletir. Kaba, gönül kırıcı laflar. Böyle hakaretamiz kelimeler. Fahiş, mütefahiş kelimeler. Allah buğz ediyor. Peygamberimiz bunları hiç söylememiş. Tabi söylemediği için söyleyeni de sevmez. Ayrıca bu sadece sözde değil. Fiilen de olabilir. Hatta fiilen bir davranış olarak bir adama hakaret daha etkili olur. Mesela sözde hakaret yapacağını adam davranışıyla onu herkesin huzurunda, halkın huzurunda gülünç duruma düşürüyor. Daha etkilidir. Daha etkilidir. Yani sen diyeceksin ki bu tiyatro sanatçıların işi yaman. Öyle ya falancayı güldürüyorlar herkesi. Biz yani oraları bir şey demiyoruz da sen kimseyi küçük düşürecek davranışlar yapma. Böyle sözler sarf etme. Çünkü Allah böyle çirkin sözlü, çirkin davranışlı kimselere buğz eder, buğz eder. Şimdi böyle olunca ne yapmak istiyor ya? Ne demek istiyorsun? Bak güzel ahlak iyilik
iyiliğe sebep oluyor. İyiliği olunca Allah'ın rahmetine sebep oluyor. Böyle fahiş, mütefahişi, çirkin sözler, davranışlar rahmetin kesilmesine sebep oluyor. Allah ondan yardım elini çekiyor. Böyle olunca da kötü ahlaklı, yardım etmeyince nasıl kurtulacaksın? Bugün toplumda her taraftan faiz baskısı var. Faizcilik yapanlar işte şöyle kazanıyor gibi, sen namuslu yaşamaya kalksan sallanıp kalıyorsun. Evet, her şey o hale gelmiş. Böyle bir durumda faiz yapmamak kahramanlıktır. Faiz Allah'ın hiç sevmediği, zina Allah'ın hiç sevmediği fahiş şeyler bunlar. Çok kötü şeyler, davranışlar bunlar. Zina fahişe diye Kur'an'da yazılıyor. İnnehu kâne fahişe. Zina böyle bir şeydir. Sözleri de öyledir. Böyle olunca da şeytan senin ağzına gem vurmuş demektir. Böyle pis kelimeler, davranışlar koyun. Bu ziman, bu gem tutanı kim? Şeytan. Şeytan nereye götürür? Kötü işler yaptırmaya. Kötü işler nereye götürür? Cehenneme. Evet, cehenneme götürür. Onun için bu sözlerden son derece sakınmalı. Böyle davranışlar sergilememeli. Allah buğz etmesin istiyorsak, Allah'ın rahmetini kazanmak istiyorsak güzel huylu olmalıyız. Hem söz hem davranış bakımından. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mizanda müminlerin en çok sevap kazandıracak amelinin, işinin, davranışının güzel huylu olmak olduğunu söyledik. Allah fahiş, mütefahiş, çirkin sözleri, davranışı sevmez dedik. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisini okuduk. Bu hadisi Beyhaki Ebu Darda Hazretlerinden naklediyor. Şurada bir kayıt var, onu da söylemekten geçemedim. Biliyorsunuz Allah Celle Celaluhu neslin çoğalması devamını evlenmeye bağlamıştır. Nikaha bağlamıştır. Nikahlanmak dışında çoğalma yolu, birleşme yolu haram kılınmıştır. Zina, innehu kâne fâhişe söyledik, Kur'an'da var. Kötü ahlaklı kimse nereden türeyebilir? Şimdi nereden olabilir? Ona bir şey söyleyeceğim, ilginçtir. Evlenince, nikahlanınca karı koca ilişkilerinin görevidir bu. Bu ilişki görevdir. Ama Cenab-ı Hak buyuruyor ki: "Yes'elûneke anil mahîzi. Kul huve azan. Fa'tezilun nisâ fil mahîzi." Hayızlı kadınla birleşmesin, kocası olduğu halde bile. Evet, cinsel ilişki hakkıdır, hatta görevidir ama hayızlı halde değil. Diyor ki burada, evet, Deylemi'de güzel ahlak, el hulkul hasen la yunza'u illa min veledin hayzah ev veledin zeniyye. Evet, kötü huy, çirkin, küfürbaz, hep de kalp kırıcı laflar eden, kötü sözlü, kötü huylu, her yaptıysa, hani diyorsunuz ya, 10 parmağı kırılı, ne yapsa mutlaka bir küfür ediyor, bir kalp kırıyor sözüyle, davranışıyla, 10 parmağı kırılı. Böyle bir nesil, çocuk, evlat ancak hayız halinde birleşmekten veya zina halinde birleşmekten olan çocuklardan olur. Öyle söylüyor. Hadis var böyle, Deylemi'nin naklettiği hadis. Bu konuda daha rivayetler vardır. Hayız halinde kocası olsa dahi birleşmek haramdır. Böyle çocuklar işte böyle hayız halindeki birleşmelerden düremişsedir veya zina halinde olan düremiş çocuklardandır diye de kayıt var burada, onu da size arz edeyim.